Arkadaşlar selamlar. Bugün çok basit, kısa, hızlıca katılabileceğiniz bir testnet. Yani ben kendim katıldığım bir testnet var. Bunu katılmışken size de videosunu çekeyim dedim. Yine çok hype olmayan, henüz daha duyulmamış. Hani burada daha önce de galiba YouTube kanalında vardı öyle çektiğimiz. Mori gibi, Scuba gibi vesaire, böyle hani arada bir de böyle duyulmamış projelere katıldığımız, biliyorsunuz testnetler yapıyoruz. Ki zaten duyulmuşlara katıldık da ne oldu AMK dediğimiz zamanları da daha yeni yaşadık. O yüzden bu tarz projeleri de ben mutlaka, özellikle köprüleme üzerine kurulmuş projeleri takip ediyorum. Kendim de katılıyorum. Çünkü biliyorsunuz asıl paralar buralarda döndüğü için. Şimdilik dediğim gibi çok takipçisi olmayan, çok bilinmeyen bir proje. Ama sistemi de çok güzel çalışıyor. Katılın. Bir 5 dakikanızı falan alır almaz. Erkenci katılımcı oluruz. Daha iyi olur. Şimdi ne yapıyoruz bu testnette arkadaşlar? Çok basit köprüleme işlemi yapıyoruz. İşte burada gördüğünüz ağlar arasında köprüleme yapabiliyorsunuz. Tabii köprüleme yapabilmek için önce faucet almanız gerekiyor. Bu adamların kendi tokenleri var burada. Onların faucetini nereden alıyorsunuz? Ben yine tabii linke koyarım, açıklamalar linkine. ZK Link projesinin zaten ZK Link'in yan projesi gibi düşünebilirsiniz. Burada geliyorsunuz arkadaşlar, yukarıdan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Burada hangi ağda işte token almak istiyorsanız faucet, o ağı seçebilirsiniz. Ben Goerli'de aldım, çalışıyor, hepsini verdi. Buradaki tokenlerin hepsini verdi. Bir de BSC'de deniyordum, onda da verdi. Mesela Linea'da hata verdi, vermedi. Herhalde tokenler tükenmiş. O yüzden ben mesela videoyu çekiyorum, bazen daha sonra soruyorsunuz işte faucet çalışmıyor, şu olmuyor, bu olmuyor. O doğrudur arkadaşlar. Yani bu videoları ben yaparken çalışıyor, siz yaparken aradan 10 gün sonra, 2 gün sonra, bir gün sonra çalışmıyor olabilir. Ona bir şey diyemem. Bende de bir cevabı yok. Bu soruları bana sormanıza gerek yok. Falseti çalışmıyor. Ben alamadım. Ben yapamadım. Doğrudur. Yapacak da bir şey yok bunlara. Ama burada Allah'tan seçenek çok. Hani birisi çalışmazsa birisinden alırsınız. Yine sonuçta köprüleme yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Ne yapacaksınız? Ben BSC'den alayım. Ne alalım? BNB almıştık. Bir de ETH alalım. Zaten onayla diyorsunuz. Şurayı bazen kendi otomatik değiştiriyor. Siz tekrar geri alın. Get diyorsunuz. Zaten biraz sonra mesela ha bunu da vermiyor. Ne diyor? Ha 24 saatte bir alabiliyormuşuz. Demek ki BNB'den bir tane alabiliyoruz arkadaşlar. Ben daha demin şu VBNB'yi aldığım için vermiyor. Peki poligona bir geçelim. Bakalım orada sorun var mı? Hani maksat gözünüzün önünde de alalım da faucetleri, sonra bizde olmuyor falan filan diyorsunuz. Şimdi burada da bakın poligonda da değişik tokenler var. Matiç alalım. Gönder kardeş. Hay senin yaya geçidine sokam. Ne gerek var böyle şeylere olan? Alt üstü dandik bir faucet atacaksın kardeş. Ve matici seçelim. Basalım. Ha, bakın bunu gönderdi mesela, gördüğünüz gibi. Peki bundan ikinci kez alabiliyor muyuz? Hadi bu sefer de USDC alalım. Sen bu kadar böyle doğrulatma yaparsan sürekli olmaz bu iş. Git diyelim. Bakın ha bunda da bir kere alabiliyorsunuz. Ama mesela Goerli'de ben hepsini alabildim. 24 saat hatası vermedi, haberiniz olsun. Tek tek bunları denersiniz. Alabildiğinizden birbirine token gönderirsiniz. Yani burası da faucet alanı. Hangisi çalışıyorsa gidip ondan alın. Şimdi gelelim hemen testnet'e, çok uzatmayayım bu videoyu. Burada zaten arkadaşlar işte ağı seçiyorsunuz. Mesela ben şimdi poligondan aldım da susa. Neredeydi o? Hangisini aldık? Aldığımız token de burada gönderilmeyen tokenlerdenmiş. İyi mi amk? Oğlum niye o zaman oraya faucet koyuyorsunuz? Neyse. O zaman biz aldığımız Goerli'ye geri dönelim. Goerli'ye geri döneyim arkadaşlar. Orada aldım çünkü. Hepsini, yani buradakilerin hepsini alabilmiştim. Bakın gördüğünüz gibi 100'er adet gönderiyor. Ben şu ikisini test ettim. Bir de bunu göndereyim. Evet. Nereye gönderelim? Bu sefer de hadi ZK'ya göndersin. Kaç tane? USDC. Tamam gönder, olur. Tamam hadi onu gönder. 50 tane gönder kardeş diyeceğim. Önce bir onay falan istiyor klasik. Ama bu USDC'yi ben göndermişim. Ha, evet. ZK'yı seçince bakın USDT gitti. O token'i gönderemiyorum. Peki ZK değildi o zaman. Optimizm'de var mı o? Optimizm'de mesela sadece VET gönderebiliyorum. Peki. Yani bunlara dikkat edersiniz. Nereye ne gönderdiğinizi değiştiriyor. Mesela poligona göndermek istediğimde, evet bakın bu sefer USDT geldi. Tamam ben onu göndermediğim için onu göndereceğim. Swaplıyorum. Gönder kardeş. Önce biliyorsunuz klasik onay. Sonra da gönder kardeş. Bildiğiniz işte köprüleme işlemleri. Tamam al hepsi senin olsun. Al. Ah. Birazcık bir ufak tefek yavaşlığı var. Hemen approve'lamıyor.
Bu arada bunu approve'larken video uzamasın diye ben diğer göstereceğim şeyleri de göstereyim. Bunların işte nasıl yapılacağını anlattıkları bir doküman. Bunu koymama gerek yok. Burada çok bir şey yok zaten. Aynı benim yaptığımız zaten burada resim olarak anlatıyor. Ama kendiniz ZK Jump Docs diye ararsanız, Docs diye ararsanız GitHub'da çıkıyor. Ondan sonra Twitter'ları var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakın daha 149 takipçisi var. ZK Link tarafından da takip ediliyor. Daha zaten yeni başlamış. 17 Ağustos diyor. Birkaç gün olmuş başlayalı. Bu şekilde bir proje. Bu da Discord'ları. Discord'ları da mutlaka katılın. Burada bir hay may atarsınız. Ne yapıyorsunuz kardeşler yazarsınız. Şurada da zaten neredeydi o? Bir feedback kanalı görmüştüm. Evet, bakın burada feedback kanalı var. Hatta yeni oluşturmuşlar belli ki daha kimse atmamış. Büyük ihtimal buraya ilk ben atıyor olacağım. Feedback'i birazdan atarım. Testneti yaptığım için. Ne yapacağım onu da atarken arkadaşlar? Önce şunu bir gönderelim. Sonunda approve'lamış. Gönderelim. Onayla kardeş. Goerli'den işte USDT'yi poligona atıyorum. Bildiğiniz köprüleme buraya geleceğim. İşte ağamsın, paşamsın, kralsın. Bunu da göndereceğim. Bu test ettik. Bu kadar, çok da yapacak başka bir şey yok zaten. Dediğim gibi ufak tefek böyle hani duyulmamış projelere de katılmak her zaman mantıklı. Burada zaten gördüğünüz gibi success diyor. Şuradan da bakın işlem geçmişinizi görebiliyorsunuz. Ben işte Goerli'den poligona atmışım, Avax'a atmışım, yine poligona atmışım. Şurayı biraz doldururum, bir 3-4 tane daha. Sonra bir ekran görüntüsünü alır. Sonra gelir burada feedback kanalına atarım. Çok da söylenecek bir şey yok. İşte kanalı beğenmeyi, abone olmayı falan filan. Bu videoda çok uzatmıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.